işte evli bir kadını gelinim diye yanında taşıyor diye. Sen bana boşa basın elinden öperim. Öznur, Yasak Aşkı'nın annesiyle stüdyoya bir geldi, pir geldi. Ben Adem'in yanına gidiyorum. Sende ne biçim gurur var ki alıyorsun beni içeriye? Üç tane yüzük taktım, iki tane telefon aldı götürdü. Elbiselerimi aldım, kendi oldum. Kaldırın mı elbise Serap Hanım? Canlı yayında Yasak Aşkı'na kaçtığını itiraf etti. 11. kez sen yine Adem'e kaçmışsın. 4 kere. 4 kere gitmiştin. 5 demesinler, 4. Sen bana kalsa 40 tane bana adam var. Sen kimse Adem... Sen şu adamı çağırın buraya gelsin ya. Bu yayın çok konuşulacak. Şimdi. Öznur hoş geldin. Hoş Nezaket Hanım hoş geldin. Nezaket Hanım işte Adem'in annesi. Aslında buraya gelme sebebi Öznur'un. Nezaket Hanım'ın son evli olduğu 15 senelik evlilik yaşadığı kişinin vefat etmesi ama o çocuk, onun çocuklarının da Nezaket Hanım'ı evden atması. Yani aslında evini de kurtarmak istiyor. Ölen eşinin maaşını alıyor ama olay içinden olay çıktı. Tam bu denk geldi. Yani Hasan da karım yine gitti dedi. Hasan seni seviyor. Sen de bir türlü bir karara varamıyorsun Öznur. Hep böyle çelişki içindesin. Bir Adem'e gidiyorsun. Şimdi Adem'e bakıyorum. Yani tabii ki insanlar fizikleriyle değerlendirilmez ama hani Hasan daha böyle bir hoş gibi beğeniyorsun sanki Öznur Hasan'ı. Serap Hanım güzellik ve bu şey önemli değil. Önemli olan içinin güzelliği. Yani şu anda ne bir şey diyemem yani yine de bir şey diyemem. Buraya eğer geldiyse buyursun gelsin karşı karşıya konuşalım. Geldi. Geldi mi? Peki Hasan hazırsa alalım arkadaşlar Hasan'ı. Sakın bir şey demeyin. Hasan geldi. Hasan da artık bu işe bir nokta koymak istiyor. Öyle ya da böyle. Ama seni seviyor ve aslında kararı da hep sana bırakıyor. Şunu da yapamıyor. Nedense bu evliliğe bir türlü kıyıp da tamam ben boşanacağım. Herkes yoluna diyemiyor. Hasan gel şöyle hocamla Hasan Bey'in arasına otur. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Hayırlı Ramazanlar, sağ hayırlı olasın. Günler, hayırlı sağ yayınlarınız kardeşim, olsun. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Size de hoş hocam. Geldin. Size de hocam. Hasan ben seni geçen sefer gelişinden biraz daha yorgun. Bravo. Evet. Biraz zayıflamış. Biraz evet. Üzüntülü. Evet. Evet. Ne oldu? Bu 10 günde çok mu yıprandın sen? Evet, yıprandım Selam ablacığım. Bayağı bir yıprandım. Yani artık Öznur'un gidiş gelişleri seni yordu. Ablacığım oluyor. Bazı sorunlar, başka sorunlarımız da oluyor. Köy hayatında sonuçta oluyor böyle bir sorunlarda. İster istemez yani. Ben buradan sizlerden, ben kendi köyümden, akrabalarımdan, eşimden, dostumdan, herkesten, Öznur Hanım'dan olabilir sinirli halim. Tabii istediğim yerler yerine gelmediği için, taşlar oturmadığı hepsinden tek tek estağfurullah, hayat senin hayatın. Evet, hayat. Biz de isteriz ki insanlar mutlu olduğu şekilde yaşasın. Hayat senin hayatın ama bir taraftan da Öznur, bak Nisan ayındayız, 10 ay olmuş siz evleneli. Temmuz'da bir yıl olacak dedin değil mi? Temmuz'un 28'inde nikahımız oldu, evet. Heh, yani bir yil bile olmamış, sen diyorsun ki 4 kere, o diyor ki 8 kere. Sen eskiden tanıdığın, neredeyse evlenmek üzere olduğun Adem'in evine gidiyorsun. Annesine sanki senin annen ya da kayınvaliden oymuş gibi yakınlık gösteriyorsun. Senin de kafan karışık Öznur. Şimdi kocanı görünce ne hissediyorsun peki? Şu anda gerçek, sen dürüst bir kadınsın çünkü. Dobrasın. Söyle bakayım. Ne hissediyorsun? Yine aynı gibi yani bir şey hissetmiyorum. Yani. Bir şey hissetmiyorsun. Çünkü dün ona ben çok kırıldım Serap Hanım. Aşırı kırıldım. Ne kadar kötü olsa bile... Bak ben onun hakkında hiçbir şey konuşmadım. Ne kadar da kötü olsam, yanlış bile olsam bir insan var ya kalkıp da eşinin arkasında öyle konuşmaz. Ne dedi sana? Ha, ne dedi dün sana? Dedi ya, bilmem şu altınları, bilmem şunları, bilmem şunları dedi ya. Ha, sen bana altın yedirmişsin değil mi? Ha olabilir, belki almışsın da olabilirsin de etmişsin de. O kadar altın benden çok mu kıymetli? Öznur sen ben kendini söylüyorum. Görmüyorsun, kendine hocam, bakmıyorsun ben sadece da ona adamın bir tane şeyin altın, cımbızla ben çekiyorsun. Ben altından çok mu kıymetli? Bir söyler misin sıra bana? Cevap versin, Hasan ha? Cevap versin. Ben sadece evet. İkimiz konuşacağız, bu söyle. Sevgi arasında benim bildiğim kadarıyla Serap abla altınmış, incirmiş bunların hiçbir kıymeti olmaz. Ha. Ama sevginin çok büyük bir kıymeti vardır. Sevgi. O da parayla satın alınmaz.
O zaman diyor niye gündeme getiriyor altınlar vesaireler aldı gitti diye diyorsun. Ya benim de ailem var, benim de çocuklarım var, benim de eşim dostum var. Niye beni rezil ediyor ki be canın yanında? Tamam eğer yaptıysa ben senin evinde kalıyordum. Mecbursun yapmaya karındın, o zaman. Karınım evet. Yani halen de karınım evet diyorsun. Evet yani. Niye söylüyorsun ki? Şu an temsil ben seni aldım İzmit'e götürdüm. Ben seni, sana yaptığım iyiliği ben asla senin başına kalkmam. Niye kalkayım? Ama Özgür şöyle bir şey var. Bak 10 aydır evlisiniz. Tamam altın takılmış vesaire. Hı hı. Karım diye takmış, evet, almış tabii. Vesaire. Ama sen de bunu kötüye kullanmışsın. Almışsın o altınları mesela. Direkt Adem'e gitmişsin. Buna itiraz Serap ediyor. Hanım. Madem öyle altınları vesaireleri bırakıp... Serap Hanım. Sırcılık yapıyor. Elinde köz gibi parası var. Anasının parası var. O da o. Özgür Hanım, ben niye şeyi, bana getiriyorsun? Özgür Hanım, ben şeyi merak ediyorum. Siz Hasan Bey'e ne iyilik yaptınız? 28 Temmuz'da evlendiniz. Hasan Bey'e ne iyiliğiniz dokundu? Senin eşinin nasıl sana bir iyiliği varsa benim de ona bir, aynı bir bayan gibi iyiliğim şimdi var. Şimdi burada ben söz konusu değilim. Yani çok şükür. Demek iyilik midir? Onu anlatmaya yok, çalışıyorum. Yok, iyilik bir şey değildir. Ha, değildir. O zaman ha. Ne iyilik yaptınız? Söylesin kendisi. Ben susuyorum, kendisi söylesin. Sen söyle, o söylemiyor. Yok Serap Hanım, ben söylemeyeceğim. Bu sen bir kadın olarak... Söylüyorum ama yalancı diyor. Serap Hanım ne yapıyorsun? Sen bir söyle bakalım. Yani biz de diyelim ki bu kadın da sana 10 ayda hakikaten hani saçını süpürge etti lafını ya, sevmem ki. Ama... Ben var ya diğer eşi gibi yaptın? Yapamadım. Bak diğer eşi gibi yapamadım. Diğer eşi ne yapıyormuş? Bak yani bununla beraber tarlaya gidiyordu, tarlayı sürüyordu. Kadın sırtına alıyordu, taşıyordu, ediyordu. İnekleri falan vardı. Heşler vardı. Yani kadın yani... Kalktı bunlara, buna iki tane meyve verdi. Evlat yani, verdi. Verdi yani. Ben için onun şeyini inkar edemem. Ama ben de kadın olarak yani görevimi yaptım ne yani. Yaptın? Ne sen yaptın? Sen tarlaya gitmedin mi? İş konusunda... Tarla marlası yok Serap Hanım. Tarlası yok. Kiraya vermiş. Tarlası hmm. Yok. Yani Özgür Hanım sadece aynı doğru. Odada kalmak, kadınlık vazifesini yapmak mıdır? Hayır. Karılık vazifesini. Siz onu söylüyorsunuz hayır, ama. Hayır bak ben ne diyorum? Bak, başka bir ne dinle, yaptınız ama işte? Ama öküze bir dinle. Diyorum ki ben onun karısı gibi yapamadım. Ama görevim neyse yaptım. Yeri geldi... Parası yoktu, çörek yapıyordum, birlikte yiyip kalkıyorduk. Yalan mı? Doğru, paramız yoktu. Bazen oluyordu, bak, ekmek paramız şey yoktu. Undan yani. Çörek yapıyordu. Bak gördün mü? Yiyorduk sen? Yani bunu. O da yiyordu, ben de yiyordum. Hepimiz yani yeri geldi, birbirimize hep dost olduk. Paramız olmadığı zaman tamam diyorduk, otur diyorduk. Ben kazak tokuyordum, diyordu niye tokuyorsun? Dedim ki satarız, ederiz, kimseye muhtaç olma diyordum. Öznur sen bu 10 ayda Adem'e kaç kere gittin? 4 kere mi? 4 kere. Ben kaç yana kere gittin? Buraya geldiğimizde 11. ayda. Bu gidişinde? 11. ayda geldiğimizde Serap Hanım programına çıktığımızda. O zaman 4 kere gitmedin mi? O zaman 4 kere gittim. O zaman 4 kere programa çıkamadım. Tamam sana çok teşekkür ederim Hasan Bey. Şimdi ama sonrası var. Barıştınız eve döndünüz. Barıştık eve gittik. Ondan sonrasını soruyor Serap Hanım. Kaç defa gitti? Sonra kaç kere gitti? Sonra bu 3. oldu. Yani 7 kere toplamda gitmiş oldu. Yani bu en son gidişiyle 7 kere 10 ayda 7 kere sen kocanı, nikahlı kocanı bırakıyorsun, Adem'e gidiyorsun. Serap Hanım sadece Adem yok ki oralarda. Annesi var, arkadaşım var. Yani niye ki? İyi ki bir Adem yani sorguna yani nereye gitsin tamam Adem'in yanına gitti. Adem'in yanına gitti. Ya Adem'den başka daha yok mu? Niye peki kendi annenin yanına gelmiyorsun daha yakın ya ben burada? Ben konuşmuyorum onlarla. Hiç mi aileden kimseyle konuşmuyorsun? Konuşmuyorum. Peki Özgür Hanım Adem'den bir... başkası da mı var? Şimdi hayır. Dediğinizden onun annen başkası da mı yok diye. Ya arkadaşım mı? Bayan arkadaşım da olur beyefendi. İlla yani erkek mi olacak yani? Bayan arkadaşım da var yani. Gidemez sen şimdi bu en son gittiğinde 10 gün Nezaket Hanım da kaldı. Evet. Öyle mi? Nezaket Hanım sokağa atıldı. Nerede kalıyor şimdi? O atmadı. Öz çocukları atmadı. Üvey çocukları attı. Tamam. Geldi öz çocuklarının geldi, yanına. Geldi Adem Kaçar'ın yanına geldi. Adem Kaçar da... Emre kardeşi var ya, sırılcılık yapıyor. Onu da ayrıca... Yani Adem, Emre, Nezaket Hanım, sen aynı evde kalmıyorsunuz. Kalıyoruz canım. Kalıyorsun. Tabii, dördünde bir evde kalıyor Serap abla. Kalıyoruz. Hayır, dün dedin ki Adem... Biz diğer odada... Hayır, dördünde... Hayır, onu demiyorum. Yani. Sen dün dedin ki Adem, hayvan otlamayı sırılcılığa gitti. Sırılcılık yapıyor demedim Hasan Bey. Ama bizde doğru. Kalmıyor. Bizden kalmıyor. Diğer odada kalıyor, diğer tarafta kalıyor. Ya Özgür çok... Ama gerçek. Çatı aynı değil mi? Aynı, yok, çatı aynı değil, çatı ayrı. Özgür ya. Ya şimdi benim anlamadığım bir şey var Serap Hanım. Ben bunun için geldim. Bu nereden çıktı? O da senin için geldi. Sen benim için mi geldin? Evet senin için geldim. Benim için.
Evet. Doğruyu söyle, benim için mi? Evet. Niye bana haber etmedin o zaman? Benden 24 saat konuşuyorsun sen. Senden konuşuyorum sürekli. Ha. Zaten 10 gün gitti gideli. Telefonda da, mesajlarda da hepsinde konuşuyoruz biz. Daha niye yalan söylüyorsun o zaman? Yani o beni de seviyor. Ben onu da seviyorum. Geçemedik birbirimizden. Ha. Ama Adem'den de vazgeçemiyor. Hı. İşte ben onu anlayamıyorum. Ben yani benden evlenip de evde durup da. Ya ben ne Adem Hasan Bey ne de yanınızdaki şahıs oturan Hasan Bey'im. Tamam mı? Artık daha yoruldum Hasan abi. Yani gerçekten benden yoruldum. Ne buluyor Serap abla orada ne buluyor diyorum. Ne buluyor diyor. Benden yani benim yani evimden. Ben, ya sen de insansın o da insan. Sen de 9 aylısın o da 9 aylı. Şimdi ben onu tutup da sana hakaret yağdıramam. Ya ben yağdır. Çünkü ne kadar olsa ben sen benim nikahlı kocam. Ben sana nasıl yağdırayım? Heh, ben onu o demek başka istiyorum. Sen başka değil mi Serap ben nikahlı ama kocanım yani oraya gittiğini diyor Serap ablam da. Niye gidiyor sen beni sevdiğin şimdi ben evde seviyorum. Bir şey yok mu? Bir sorun yok mu evde? Doğru söyle. Doğru, evde, doğru. Evde var. Annem yaşlı 90 yaşında. İster istemez tabii 90 yaşında ama maşallah benden senden iyi. Soylu lafları söylüyor. Bazen aklı geliyor, bazen gidiyor. 90 yaşındakinin hocam bilir beyni nasıl çalıştığını, nasıl olduğunu. Bir şeyi tamam unuttum. Sen bana diyebilirdin ben Serap Hanım'a gidiyorum diyebilirdin. Niye demedin? Geldim. Sen geldin oradan. Bana? Sen geldin oradan da ben geldim. Vallahi. Hayır bana mesaj attın ya önce. Ben tabii onu birkaç gün sonra gördüm. Peki o mesaj neydi Allah'ını seversen doğru söyle. Ben seni hiç Serap Hanım söyler misiniz benim adıma ne olursunuz? Der misiniz? Şu Serap mesajı abla, bir okur ben musun? Hasan Yozgat'tan Öznur yine gitti abla. Yüzleşirim. Bunlar bir şebeke. Beni orada boşayın ne olur. Tabii ki burada şebeke boşanmak kim? Diye bir Serap şey yok da. Serap Hanım sorabilir miyim? Ne demek istiyorsun? Şebeke demek de şebeke ağır ne? Bir suç. Ne demek istiyorsun? Evet söyle. Şebeke nasıldır biliyor musunuz şebeke? Yani gelir seni bir dolandırırım, karşıya gider onu dolandırırım, ona gider onu dolandırırım. Hiç seni dolandırdım mı ben? Ben niye de kocanım ben ya seni ya sen bunu demeye hakkın yok. Benim ailem belli, benim sülalem belli, benim çocuklarım var. Sen bu hakareti bana nasıl yağdırabilirsin? Niye yağdırayım ben sana ki? Ha ilan bu iftirayı mı atacaksın? İftirayı da atmadım ben. Ben seni ne yani zaman dolandırdım? Oraya gittiğini ben şunu anlamadım. Sürekli gidiyor da bu acaba Adem de... Yazabilirdin Serap Hanım. Özgür, ben öyle yazdım o sinirlen Serap ablacığım. Bak sinirle görüyor musun Serap abla? Ama niye gitti diyorum şimdi, madem öyle. Şimdi bak Hasan'dan önce Adem'i tanıyordun ya. Evet. Adem'le evlenmedin. Maaş dedin, o dedin, bu dedin. Bu kadar sevdin, o zaman sevdiğini söylediğin Adem'le evlenmedin. Adam 34 senelik yuvasını senin için yıkıyor. Onunla evleniyorsun. Maaş falan demiyorsun. Hani babamın maaşı falan. Evet, evet Selam. Ama sonra 10 ay içinde 7 kere gene Adem. Ben de işte burada tıkanıyorum. İşte orada tıkama. Ben bugün açıklamaya geldim. Neden diyorum? Ben bugün açıklayacağım hepsini zaten. Neden diyorum? Hasan'la evlendin o zaman diyorum. Senin yuvanı ben mi yıktım? Şimdi yuvamı yıkma değil. Birbirimizi sevdik ikimiz de. Bak dünyanın telefonuna nasıl konuşuyordun maşallah. Tamam. Aslan kesiliyordun konuşsana. Birbirimizi sevdik. İstiyor dedik istiyor. Ha, ben de tabii o zaman evliydim. Bu da orada aynı evli gibi duruyordu. Evli gibi duruyordu. Serap abla. O zaman dedim hatta kendi bile dedi ki kuma bile geleyim dedi.